gelen, kendini dövüş sanatlarına adamış profesyonel bir yakın koruma ve kişisel spor eğitmeni. Bazıları için sadece spor, bazıları içinse sadece savaş olan bedenin ve zekanın bir arada kullanıldığı bu sanatlar onun için bir yaşam felsefesi. Nihal Eren, dövüş sporlarının ruhunu anlamak için ana vatanlarına gidiyor. Tanınan ustalardan eğitim alıyor ve yaşamlarına dahil oluyor. Savunma sanatları. Kozak. 15. yüzyılda Polonya-Litvanya milletler topluluğundan bir grup köle gördükleri eziyetlerden dolayı yaşadıkları toprakları terk ettiler ve bugün merkezi Ukrayna'da olan vahşi yer olarak bilinen Dnieper Nehri'nin kıyısına yerleştiler. Bu gruba Kazak ırkından bağımsız olarak özgür insan manasında Kozak denildi. Zaporojya Kozakları Polonya-Litvanya milletler topluluğuna, Rusya Çarlığı'na ve Osmanlı'ya bağlı Kırım Hanlığı'nın otoritesine meydan okuyan siyasi ve askeri bir güç oldu. Suikast ve yağmalama üzerine uzmanlaştılar. Kendilerine ait bir yaşam tarzları olan bu adamlar, saç kesimlerinden silah kullanımlarına kadar birçok farklılıkla kültürlerini oluşturdular. Günümüzde ise Ukrayna milliyetçiliğini şekillendiren Zaporojya Kazakları, Dnieper Nehri kıyılarında tarihsel miraslarını hala yaşatmaktadır. Yeni bir hikaye dünyanın ucunda, her insan aynı, sen bakma, başka yerde başka bir zaman, alacaklısın bu dünyadan, değişmez, geri verilmez, emanet bize bu hayat. Doğduğun toprak senin şansın, düşmekten hiç korkmamalısın. Güneşi hisset ruhunda, uyan düş yollara, kafana göre takıl sen buralarda, yaşlı bu dünya. Geceleri takip et ama gündüzden kaçma, nefes almak lazım mavi gün altında. Tehlikeli bir özgürlüğü tercih eden Kozaklar, tarihleri boyunca sürekli bir mücadelenin peşinde oldular. Yıllarca birçok farklı silahta uzmanlaştılar. Nehar'ın bu savaş sanatını öğrenmesi için normalden çok farklı bir yaşama adım atması gerekiyor. Farklı, hayat çok kısa, farklı, zor olsa da farklı, yorulsan da farklı. Bir yabancının köye yaklaştığını kuledeki gözcü haber veriyor. Köydeki kozaklar, Nehar'ın bu hayatta karşılaşamayacağı tarzda sert adamlar. Selam Yan, nasılsın? Hoş geldin dostum. Evet, sen nasılsın? Gayet iyiyim. Yolculuğun nasıl geçti? İyiydi. Fotoğraflarını gösterdiğin arkadaşların bunlar mı? Seni arkadaşlarımla tanıştırayım. Bu Grom. Tanıştığıma memnun oldum. Pali. Memnun oldum Pali. Riga. Riga, memnun oldum. Goro. Goro, memnun oldum. Vernuduk. Vernuduk, tanıştığımıza sevindim. Bu Gablik. Gabli, peki ya bu? Ve bu da en küçüğümüz Riz. Tanıştığıma sevindim küçük adam. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Evet, uzun zaman oldu. Umarım çalışmalarımız güzel geçer. Ne zaman başlayacağız? Yarın sabah. Yarın mı? Neden bekliyoruz? Aslında dinlenmen için sana izin vereceğiz ama önce seni Ataman'la tanıştırmam lazım. O izin verince çalışmaya başlayacağız. Tamam. Onun iznine ihtiyacımız var değil mi? Evet. Bu arada çok ilginç saç modelleriniz var. Çok hoş görünüyor. Ama ben bu saçları böyle kestirmem. Şimdi benim de saçlarımı böyle kestirmeme gerek yok değil mi? Senin kesimin iyi. Tamam, teşekkür ederim. Hadi gidelim o zaman. Tamam.
Kozak liderlerine Türkçe kökenli olan ataman denilir ve atamanlar genellikle askeri konsey tarafından seçilirler. Atamanlık nişanesi ise küçük ve gösterişli lider topuzudur. Bu topuz kimde ise ataman olur. Ataman İngilizce bilmiyor. Hatta Yan ve Üstad Guron dışında neredeyse kimse İngilizce bilmiyor. Yalnızca Ukraynaca ve biraz Rusça konuşabiliyorlar. Nehar'ın gerçekten Üstad Guron'a ve Yan'a ihtiyacı olacak. Söylediklerimi çevirmeni isteyeceğim. Tamam. Eğer beni kabul ederseniz ben de bir Kozak öğrencisi olmak, sizlerle antrenman yapmak ve öğretmenim olmanızı isterim. Хоче навчитися козацьким мистецтвам. Якщо ви дозволите, нехай залишиться і навчиться у нас. Не страшно. Korkmuyor musun diyor. Aha, böyle yaşamayı seviyorum. Добре. Добре. По-перше, у нас правила, котрі не написані на бумаге. Yazılı olmayan bazı kurallarımız var diyor. Ama hepsi kesindir. Ve buradaki herkes bunlara uyar. İlk ve en önemlisi daima dürüst olmak. Tamam. Dürüst bir adam dürüstçe savaşır. Anladım. İkinci kural yardım etmek. Senin gibi güçlü adamlar kadınlara, çocuklara ve ihtiyaç duyanlara yardım etmeli. İhtiyaç duyanlara. Anladım. Peki kurallara uymazsam ne olur? Bir tür ceza sisteminiz var mı? Önce beni cezalandırırlar. Çünkü burada seni gözetmesi gereken kişi benim. Anladım. Dikkatli olurum. Dikkat et. Tamam ederim. Umarım bu sert yapısından da yumuşak bir insan vardır. Teşekkür ettiğimi söyler misin? Çok teşekkür ederim. Ataman Nehar'ı onayladı ve onu Yan'a emanet etti. Yan'ın ilk yapması gereken Nehar'a bir oda ayarlamak ve buraya ayak uydurmasını sağlamak. Teknoloji dünyasının içindeki geleneksel bu köy ona hiçbir zaman yaşayamayacağı günlerin kapılarını aralıyor. Burada da yumuşak yatağın var. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ne kadar antika. Şuradaki kıyafetler antrenmanların için. Bunlar mı? Hangisi benim? Mesela bunu giyebilir miyim? Şu antrenman için daha iyi olur bence. Bu mu? Tamam olur. Hepsini kullanmam gerekecek evet, değil mi? Onlar korunmak için. Bu yatak çok güzelmiş. Kaç yıllık peki? O kadar eski ki. Muhteşem. Buradaki her şey 500 antika. 500 yıllık filandır. Ben bu odada tek başıma mı kalacağım? Evet. Güzel. Her şey çok güzel. Kozak savaşçıların en büyük özelliği birden fazla silahta uzmanlaşmış olmaları. Bu yüzden Nehar'ı bekleyen bir dizi eğitim olacak. Доброго дня, шановні гості. Зараз на вашу честь буде постріл з козацької гармати. Взагалі запорозькі козаки використовували дуже багато різноманітної зброї. Як холодної, так і вогнепальної. До холодної зброї це надзвичай шабля, списи, арапники, молоти, довбні, луки, сокири, віли, коси, ціпи, ножі, кінжали тощо. Почнемо ми свою розповідь, звичайно, з шаблі. Тому як шабля, це була найсакральніша зброя для запорожця. Вони називали її ненька-рідненька або шаблюка-сестриця. Навіть казали, що ні шаблю, ні жінку козак нікому і ніколи в інші руки не давав. Взагалі-то шабля сама по собі – це є такий більш досконалий меч. Тому... І взагалі, зверніть увагу, форма шаблі у нас така трохи вогнута. Якщо робити ось такі рухи навколо себе, вона наче оминає моє тіло, захищаючи мене майже з будь-якого напряму. Ось такі короткі, легкі, швидкі, гострі і дуже небезпечні шаблі використовували піші воїни під час пішого бою. Хлопці! Поїхали! Зараз вони почнуть робити ось такі рухи навколо себе. Ось такі... Ось
тобою! Щоб показати вам таку майстерність, зараз я за допомогою цієї гострої шаблі. Перевіримо на сміливість. Давай трошки напугаємо один раз. Ми вже пугали. Сачам бильди, чолку нам йду. Добре! Навіть не врухнув. Bu harika. Her şey yolunda. Şunu da alayım. Хочемо вам розповісти про відношення запорозького козака до свого коня. Запорожці казали, що козак і кінь це не як людина і тварина, це як дві особистості, як два товариші, які повинні навчитися довіряти і відчувати один одного. Пусти! З тобою! Хочемо вам показати ще одну зброю. Чому козаки використовували батоги як зброю, я зараз вам спробую пояснити. Таку зброю робили зі шкіри домашньої худоби. Але найнебезпечніша частина цієї зброї, який, до речі, свого часу робився з кінського волосся або шовкової ниті. У чому ж небезпека? А то що не чули цей ляп? А небезпека у тому, що якщо вдарити в будь-яку незахищену частину тіла. Але є і недолік. Недоліки батуга, як і того довгого списа. По-друге, якщо ти під час бою десь зачепив і втратив зброю, втративши зброю, можна втратити і життя. Kozakların bir özelliği de saldırılar öncesi kamufle olup gerçekleştirdikleri sızma girişimleri. Ve bu konuda gerçekten çok iyiler. Vakit geçtikçe Nehar'ın buradaki savaşçılarla samimiyeti artıyor. Onlar da aslında Nehar'ı tanımak ve neler yapabileceğini görmek istiyorlar. Ata binmenin en kolay yöntemleriyle başlayacağız. Tamam. Basit teknikler olacak. Hepsinden önce normalde ata nasıl biniyorsunuz? Normalde mi? Evet, normalde. Ata yakın olmalısın. Fazla çekmeden. Fazla çekmeden. Deneyebilir miyim? Tamam. Evet. Ve atladım, tamam. Bu kolaydı. Evet, kolaydı. Fazla kolaydı. Şimdiki biraz daha zor, izle. Sol elle tutun. Önce el, sonra bacak. Buradan çok kolay görünüyor ama yine de deneyeceğim. Ha, işte böyle. İşte böyle. Şimdi biraz daha zorunu göstereceğiz. Biraz daha zor, tamam, hazırım. Bu harekete makas deniyor. Aa, tamam. Önce sol, sonra sağ. İlk denemede aferin, yaptım. Aferin, çok güzel. Nehar bugün eğitime at binmeyle başladı. Eski Türklerde olduğu gibi Kozaklarda da görülen göçebe yaşam tarzı ve hürriyet düşkünlüğü atlara oldukça fazla önem verilmesini sağladı. Bu yüzden Nehar'ın da at binmeyi ve at üstünde silah kullanmayı iyi öğrenmesi lazım. Thank you.
adamlar ata birçok farklı şekilde binmiş çalışıyorlar. Farklı teknikler geliştirmişler. Hayatımı ilk defa görüyorum. Yatarak ata biniyorlar. Biri ateş ederse kaçabilmek için yanlardan yatıyorlar. Çok çalışmam gerekecek ama deneyeceğiz bir şekilde. Çak. Bu çocuklar bir harika. Bunları bana öğretecek misin? Evet. Bu savaşçılar kıyafetleriyle, dövüş teknikleriyle, silahlarıyla birbirinden çılgın adamlar. Near'ın onlara ayak uydurabilmesi için hocasını iyi takip etmesi lazım. Karşında düşmanı hayal ederken ona bir daha hiç kalkmayacakmış gibi vurmalısın diyor. Böyle. Eğer ıskalarsan ölürsün. Hı-hı, anladım. Buradan başlıyorum. Tamam. Tamam. Parmak ucunda olmalısın. Ha, parmak ucunda. Bu şekilde mi? Ayağın. Dinlemediğin için ölümüme sebep olacaksın. Yere ayak ucunla basmalısın. Parmak ucum yerde, tamam. İşte böyle. Bu sayede düşman saldırınca kaçabilirsin. Near çalışırken Ataman da güne yeni başlıyor. Her Kozak köyünde bir Ortodoks kilisesi bulunuyor. Ve genelde bu kiliseler de köyün merkezinde yer alıyor. Гарно виходить. Добрий вчинник. Так. Учень. Daha iyi olacak. Хочу тобі показати цю шаблю. Потрібно тримати як пташку, старі козаки казали. Diyor ki kılıcı kuşu tutar gibi tutmalıymışsın. Якщо сильно стиснеш, то задавиш. Eğer çok sıkarsan anladım. Kuşu öldürürsün diyor. Tamam. Çok gevşek olursa da onu kaçırırsın. Anladım. Ben de yapabilir miyim? Anladın değil mi? İşte böyle güzel. Tamamdır. Tamam, anladım. Bu şekilde değil. Tamam, anladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Şimdi sıra oldukça tehlikeli bir saldırı şekli olan balta fırlatma eğitiminde. Kullanacağın silah bu. Evet.
Baltayla dövüşmek kolaydır. Vurduğun zaman baltanın döneceğini unutmamalısın. Anlıyorum. Mesafeyi hesap etmelisin ve düşmana keskin tarafla vurmalısın, göğsüne. Tamam. Şimdi sana nasıl yapıldığını gösterecek. Güzel. Güzel. Denemek ister misin? Evet, tabii ki. Balta fırlatılırken zamanlama ve mesafe çok önemli. Nihar'sa biraz aceleci davranıyor. Bu küçük ve keskin silahı hedefe tutturmak sanıldığı kadar kolay bir iş değil. İşte buldum. Aferin sana. Sağ ol, teşekkür ederim. Bu bir çeşit gelenek değil mi? Baltayı bulmak mı? Ukraynaca atan alır gibi bir şey galiba. Aynen. Baltayı almaya ne kadar çok gidersen, o kadar çok hızlı çalışırsın. Tamam. Devam edelim mi? Tamam. Böyle tutuyorum. Ve bum. Tamamdır. Oraya değil, tamam. Buraya tamam. Ya da buraya vurmak istemezsin. Göğsüne. Göğse hedefle. Düzgünce at. Güzel. Çalışman lazım. Hem de çok. Biliyorum. Şimdi seni yalnız bırakacağız ama şuradaki kuleden izleyeceğiz. Tamam. Sen de tek başına çalışabilirsin. Pekala. Üstad Grom, Nehar'ın güç ve çeviklik kazanmasını istiyor. Çünkü Kozak savaşçılarının en büyük avantajları hızlı ve sert olmaları. Nehar da bu nedenle çalışmalarını sıkı tutuyor. Biraz geri gel. Yani tutmak zorunda. Daha uzaktan at. Ne kadar uzaktan? Dur. Tamam. Adam her yerde hayatıma karışmaya başladı. Her yerden beni izliyor. Dobre. Öğrencini acıyorum. Burası neresi? Beni nereye getirdin böyle, söylesene. Burası bir hapishane. Biz hapishane diyoruz. Ve beni dinlenmem için mi buraya getirdin? Yani tam olarak değil ama burada yatabilirsin. Ciddi ciddi insanları buraya koyuyor musun? Evet. Düşmanları. Düşmanlar. Bir de benim gibi arkadaşlarınızı. Burada esirlerinizi mi tutuyorsunuz? Evet, öyle. Peki kaçmayı başarırsa nasıl oluyor? Buradan mı kaçarsa? Evet, kaçarsa cephanelikten çıkıyor ya, tehlikeli değil mi? Yok, pek değil. Ayağında şu bağlıyken 4 kilometre koşmayı dene bakalım. Pek mümkün değil gibi. Beni buraya koyar mıydın? Yani istersen atlayabilirsin. Belki bir gün seni özgür bırakırız. Belki mi? Şansımı denemeye niyetim yok. O ne yapıyor? Şöyle Robert. Ko, asinavi. Le vampiro. Ha. Vampirler için kazık yapıyormuş. Adamı da hapse attığı mahkumları buraya koyuyorlar ama etrafta da silahlar var. Yani buradan kaçsa her şey alıp gidebilir adam esasında. Yarın ata bineceğiz değil mi? Evet. Ben daha önce ata bindim ama hiç atın üzerinde akrobatik hareketler yapmadım. Hiç aranızda yaralanan oluyor mu? Tehlikeli mi? Evet, tehlikeli ama hızlı sürmezsen. O hiç attan düştü mü? Attan düşüp düşmediğini soruyor. Evet, tabii ki düştü. Peki.
Yarın eğlenceli olacak sanırım. Evet, oldukça. Tamam. Dün ata kolaylıkla binebilen Nihar için bugün işler biraz daha zor olacak. Çünkü artık sadece ata binmek yeterli değil. İleri derecede at sürmesini de öğrenmesi gerek. No to jak Nihar? Umiesz siedzieć na koni? Ata binmeden önce evet. No spoczatku siadaj, zwykajsya z konem, a potem my tebe budemo wchity jak pracovat zbroju na koni. Atla tanışmalısın. Sonra sana at üzerinde dövüşmeyi öğreteceğiz. Türkler de ata binmeyi çok severler. Ben ata binmeyeli uzun zaman oldu ama yapabilirim bence. Kolay bir sürüş olacak galiba. Sonra da kılıçlarla çalışacağız, değil mi? Evet. Tamam, deneyebilir miyim? Tabii ki. Pekala. Kültürümüzde ata binmek var ama bakalım kılıçla bugün nasıl yapacağız? Kozaklar at binmekte usta oldukları kadar at üstünde kılıç kullanmakta da ustalar. Ama bir Türk için bunu öğrenmek pek de zor olmasa gerek. Güzel. Elinde kılıçla ata binmek zordur. Senin için zor olacak. Anladım. Bu tekniği savaşırken düşmanın kafasını kesmek için kullanıyorsunuz, evet, değil mi? Oldukça tehlikeli görünüyor. Çalışmam gerekecek. At kontrolümde olsun. Tamam. Elin havada hazır durmalı. Havada. Anladım. Böyle. Ve hazır olduğunda da kılıcı indirmelisin. Şöyle. Tamam. Denemeliyim. Çok heyecanlı olacak. Okey. Okey. Sabahtan beri atı kandırmak için yemek yapıyorum. Ki beni atmasın. Böyle duruyorum ve bu tarafa gidiyorum. Tamam. Bir deneyeyim. Böyle mi? Hiç kolay değilmiş. Ah, tamam. Deneyeyim. Teşekkür ederim. Bugün için yeterince çalıştın diyor. Pekala. Biraz atla gezebilir miyim? Evet. Tamamdır. Oldukça yorucu bir gün geçiren Nihar için Kozak Köyü keyifli hale gelmeye başladı. Ama her geçen gün eğitimler daha da yoğunlaşacak. Ha, hoş geldin dostum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Günaydın. 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 Güzel. Şimdi bugün güzel bir gün olacak gibi. Evet. Biraz zorlanabilirsin. Zoru severim. Benim için sorun olmaz. Peki bugün ne yapacağız? Ne öğreneceğim? Bana ne göstereceksiniz? Baltayla dövüşmeyi. Baltayla? Peki sonra? Sonra bıçaklara ve atlara geçeceğiz. Hepsi bir günde mi? Yorulacağız yani. Evet. Eğlenceli olacak. Vernedük, bu müzik aletinin adı ne acaba? Kobza. Kobza. Biz Türklerde de buna benzer kopuz denen bir çalgı var. Evet, benzerler. Benziyorlar, evet. Kobza'yı iyi çalıyor mu?
Biraz daha müzik dinleyebilir miyiz? Olur. Oyna, oyna, hori ta jentižnuť. Oyna, oyna, hori ta jentižnuť. A poti dorojo, jarom dolenojo, kozaki idut. Hey, dolenojo, hey, širokojo, kozaki idut. Kozaklar Nehar'ı hiç yalnız bırakmıyor. Ve Nehar'ın final testine kadar yeterli beceriye ulaşabilmesi için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu yoğun çalışmaların sonucunda balta fırlatmada iyi işler çıkartan Nehar için artık ok atma zamanı. Bir adım yaklaş. Bir adım geldim. Çok iyi. Oku yaya 90 dereceyle tutmalısın. 90'la mı? Evet. Nasıl yani? Bu kısmı geçirirken. Anladım, anladım. Tamam. Yalnızca burada. Tamam. 90 derecelik evet, bir açı olacak öyle. Değil mi? Elin oku çekerken yere paralel olmalı. Anladım, anladım. Burada mı dursun yoksa şurada mı? Burada. Güzel. Aa, güzel süper atış. Güzel. Evet. Acaba öyle mi atmalısın yoksa... Aşağıdan değil, çok yukarıdan evet, değil. Yukarıdan. Tam buradan diyor. Peki bunu nasıl tutacağım? Botuna koy. Böyle sanırım. Tamam. Senin yönteminle mi yapalım? Olur. Şöyle koyayım. İstiyorsan tabii. Tamam, benim için fark etmez. Dik tutuyorum. İki parmakla. İki parmakla. Böyle mi? Hayır. Ha, tamam. Bu Türklerin yönteminden biraz farklı. Çek, çek, çek. Ve bıraktım. Tamam, anladım. Size bir şey göstermek istiyorum. Türkiye'de kol düz ve bir de atarken bağırıyorlar. Ya Hak! İzliyordun değil mi? Ya Hak geliyor. Hazır mısın? Ya Hak! Aferin. Bu sefer oldu. Kozak savaşçılarının ruhları ve bedenleri her an savaşa hazırdır. Bu yüzden onların boş zamanları yoktur ve her fırsatta eğitim yapmalılardır. Bugün mükemmel bir gün. Ve onları çalışırken izlemek çok eğlenceli. Sanırım kırbaçla çalışıyorlar evet. Değil mi? Çok tehlikeli görünüyor. Diğerleri de kılıçlarla oldukça iyiler. Evet, tehlikeli. Ama sen başarılı olacak mısın? Umarım. Göreceğiz. Aslında bu kırbaç hiç de göründüğü kadar tehlikesiz değil. Çünkü ses hızını geçiyor. O sesin çıkma sebebi o patlama anı, ses hızını geçtiği andaki. Kozak savaş sanatlarında gördüğüm fark şu. Birçok uzak doğu sporunda sadece tek bir yön var. Alabildiğince herkesten bir parça almışlar. O yüzden hepsini birden çalışmamız gerekiyor. Ну добре, досить базікати, пішли тренуватися. Hadi gidelim. Що? Selam Pali. Tamam. Dünkü çalışma gibi. Tamam. Sen saldırıyorsun. Başlıyorum. Zamansız bastıran yağmur kılıç çalışması yapan Nehar ve arkadaşını hazırlıksız yakaladı. Fakat onların çalışmayı bırakmaya niyetleri yok. Bu kadar yeter, gelin gelin. Tamam. Çok güzel görünüyor. Ne güzel bir yer, ne güzel bir ülke. Yağmuru severim. Kozaklar yağmura bayılırmış. Efendim?
Yağmurda at biner misiniz? Evet. Ha? Olur, hadi gidelim. Hadi ata binelim. Hah, güzel. Bunu beğendim. Bu çağın tepesinde çok güzel bir ayı amblemi var. Yağmur yüzünden bugünkü çalışmalara ara verildi. Yan da bunu fırsat bilerek final testi hakkında konuşmak için Nehar'ı Ataman'ın yanına götürüyor. Merhaba. Ну як? Як тобі заняття? Пройшли важко було чи ні? Çalışmalar nasıl geçti diyor. Gayet iyiydi. Zor muydu? Kolay değildi ama çok güzeldi. Zordu ama yapabileceğimi düşünüyorum. Сьогодні йди відпочивай. Завтра в тебе справжній іспит. Повинно здати іспит на володіння шаблями. Володіння батогом. Ти проходив це. Ти вчився. Завтра покажеш. Bugüne kadar seni fazla zorlamadık. Ama yarın test için çalışmalara başlayacağız. At sürme, ok atma, atın üzerindeyken ağaç dallarını düşmanın kafasıymış gibi kesmen gerekiyor. Anladım. Ayrıca kırbaç. Süper. Yarın zor bir gün olacak değil evet. mi? Evet. Evet sanırım evet. Final karşılaşması gibi Tüm olacak. Tüm sınavları geçersen bir Hı-hı. kozak olacaksın. Çok güzel. Umarım başarabilirim. Hazır mısın Nehar? Evet. Böyle kırbaç mı yetiyordun arkadaş? Böyle bir eğitim tarzım var yani. Kozaki vykorystovali v dolžinu 3-5-7 metrov. Kozakların kırbaçları eskiden 3-5 ya da 7 metre olabiliyormuş. Uzun olanla parmağını bile kesebilir. Bu kısa olan, Anlıyorum. 3 metredir. Bence bununla da kesebilir. Kısa olanla başlıyoruz. Peki nasıl başlıyorum? Dizlerimin üstünde mi? Böyle yavaş, böyle tuttuk, daire şeklinde. Ve vurduk, anlıyorum. Yavaş olacak ve daire oluşturacak. Nasıl tutuyorum? Burada. Böyle tut. Aşağı doğru. Bak. Tamam anladım. Dirsekten. Bu da düz çizgi halinde. Oo hayır hayır olmaz. Aa, şimdi anladın mı? Tamam. Evet. Hı-hı. Önce el sonra bilek. Önce el sonra bilek. Bunun gibi. Anladım. Vücudunu da hareket ettirmelisin. Vücudunu da tamam. hareket ettirmelisin. Ayağa kalk şimdi. Güzel. Çok kolay görünüyor ama yani hiç de kolay değil. Zamanla vücut hareketlerini öğrenince çözeceğim bence. Kırbaç kontrolü zor bir silah ve her an bir yaralanmaya sebep olabilir. Çok çalışmam lazım. Bugünü sürekli eğitim yaparak geçiren Nehar'a Ataman'ın bir sürprizi var. Sürpriz ise geleneksel kozak gemisiyle Dinyeper Nehri'nde bir gezi. Ama kozaklarda her şey hak edilerek alınmalıdır. Ve bunun için Nehar'ın da ter dökmesi gerekecek.
Çok yoruldum. Aşağı. Bir tek mahkum olmamıştım. Onu da oldum sonunda. Şu anda bu kitaplarda okuduğum kozaklarla beraber tekneye kürek çekiyorum. Hayatta aklıma gelmeyecek bir şey bu yani. Eskiden yelkenli çalışmadığı zaman hep bu şekilde gidiyorlarmış. Buraya geçsene. Çok yoruldum. Tek direkli olan kozak tekneleri kürekle ve yelkenle ilerleyebilirler. Martılardan ilham alınarak tasarlanan, küçük ve hızlı olan bu tekneler aslında görkemli Türk gemilerinden kaçabilmek üzere tasarlanmış ve fark edilmeden saldırıya geçebilmeleriyle ünlenmiş. Türk gemilerin sıkıntısı şuymuş, onları uzaktan görebiliyorlarmış. Bu gemiler daha alçak olduğu için Türk gemileri gelmeden buraya ulaşabiliyor. Bunlar çok daha önce fark edip pozisyonlarını alıyorlar. Pali! Bu adam tam bir değil, normal bir insan değil. Ya Pali! Ya Pali! Burada sohbet ediyoruz dostum. Normal değil. Biz Türklerin Kırım'da kefe dediği bir yer vardı. Sizde başka bir adı var mı? Onlarla gerçekleşen bir savaş vardı diye okumuştum. Kocaman geçitleri ve köle pazarları olan bir yerdi diyor. Evet evet, aynen öyle. Cenevizlilere karşı sizinle birlikte hareket etmiştik değil mi? Bu geminin yüksekliği ne? Pali, yerinde duramıyorsun. Kimseyi vurmayacağız değil mi? Tam bir delisin. Tetiğe mi basacağım sadece? Go! Давай! Hoşça! Al bakalım. Akşam oldu ve Nehar çok aç. Kozaklar savaş sırasında hem pratik bir şekilde hazırlanan hem de besin değeri yüksek olan yemeklerinden ne arada ikram etmek istediler. İçinde et, havuç, soğan, pirinç ve patates gibi birçok çeşidin bulunduğu bu kozak aşının aynı zamanda güç ve zindelik verdiğine inanıyorlar. Nehar'ın da bu yemekten beklediği tek şey bu. Tavuk mu bu? Ah, güzel. Nefis görünüyor. Yarın finalden önceki son gün ve kozaklar bu gecenin tadını çıkartmakta kararlılar. Nereye gittiğimizi söyleyecek misin? Eskiden insanların tanrılara ibadet ettiği kadim bir yere gidiyoruz. Bir tapınak. Ah, paganlardı sanırım değil mi? Evet. Pagan. Ne kadar eski bu bahsettiğin yer? 5000 yıl vardır. 5000 yıllık. Müthiş. İnsanlar burada nasıl ibadet ediyor? Tanrılara hediyeler sunuyorlar. Ne güzel. Dua da ediyorlar tabii.
Yan, bu işi ne kadardır yapıyorsun? Bütün hayatım boyunca. Hep mi? Evet. Hep atlarla mı çalıştın? Evet. Atlarla yaşamak değişik olmalı. Atlar güzeldir. Onunla ben kardeş gibiyiz. Bu oğlan kaç yaşında? 14 yaşında. 14 mü? Evet. Çok tecrübeli bir at. Çok tecrübeli bir at. Öyle. Evet. Bir atla yaşıyorsun. Sana en iyisini verdik. Hızlı, zeki evet. Ve korkusuz bir at. Öyle, seni de evet. Dinliyor. Sakin, sakin ol. Yarın final testine çıkacak Nehar'ın hata yapmaması lazım. Bunun için kozaklar bugün tüm teknikleri en ince ayrıntısına kadar ona gösteriyorlar. Unutma. Hı hı. Bir tane buraya. Tamam. Diğeri de burada. Oka bak. Ve bırakıyorum. Böyle yapma. Çünkü... Anladım. Bak şimdi. Böyle yaparsan hareket ediyor. Hareket ediyor. Anladım. Bekle. Nişan al. Ve bırak. Ve bırak. Tamam. Deneyeyim. Oku hisset, hisset. Okun ucuna bak. Düz tutuyorum ve... Bırak, at. Anladım. Neyi kastettiğini iyi anladım. Tüfekle nişan almak gibi. Tüfek gibi. Böyle yapıyorum. Okun arkasında 3 tane tüy havada sitem gitmesini sağlıyor. Şöyle koymamı istedi ki daha net gitsin attım. O kişi artık bende. Baltada sonucu ulaşırsam bu iş bitti. Hisset, nişan al ve bırak. Tamam, güzel. Hallettim bu işi. Hadi balta çalışalım. Gel Nehar. Kırbaçta güzel ilerleme kaydettin. Final testinde kırbaçta dal keseceksin. Ha, gösterdiği gibi evet. Mi? Peki tamam. Ama üzerinde biraz daha çalışmalıyım. Kendine güveniyor musun? Evet, sorun yok, deneyeceğim. Bugün biraz dinlenebilirsin. Yarın final testin olacak. Tamam. Teşekkür ederim. Kozaklar tarih boyunca bağlantıları olmamalarına rağmen Kazaklarla karıştırıldı. Fakat aynı değillerdi. Kozaklar sertti, acımasızdı. Ama Türkler gibi her misafirin Tanrı'dan geldiğine inanırlardı. Köylerine gelen birini reddetmek utanç olarak kabul edilirdi. Nehar'ı da sorgusuz sualsiz kabul ettiler. Nehar Kozak kültürünü öğrenmek için bir Kozak gibi giyindi, bir Kozak gibi yaşadı ve bir Kozak gibi eğitim aldı. Şimdi tüm öğrendiklerini sergileme zamanı. Umarım sınavı bitirebilirim. Başaracağından kuşkum yok. Bu nedir? Зараз ми будемо дивитися, як ти по часу зробиш усі іспити, які ми тебе навчили. Nehar, hazırladığımız bu parkuru tamamlamak için 3 dakikam var. 3 dakika mı? Kum saatinde de o kadarlık kum var. Tamam, elimden geleni yapacağım. Aşamalar neler? Ne yapacağım? Kırbaç, balta, ok ve at. Kırbaç, balta, ok ve at. Elinde kılıçla. Bir de karpuzumuz var.
Kılıçla onu kesmeni istiyoruz. Çok heyecanlıyım. Bir haftadır buna çalışıyorum ve yapmak istiyorum ama birinin bana göstermesi gerek. Biri sana gösterecek. Tamam, çağırır mısın? Geli! Pokaz. Koç sıdı. Gidi do nas. Будь ласка, покажи йому, як треба. Спочатку, щоб. Зараз не дивись тоді на мене. Look at him. Onu izle ve yaptığını yap. Tamam. Oradan başlıyorum. Baba! Koşarak gidiyorum. Baltaları alıyorum. Tamam, yapacağım. Yapabilirim. Yapabilirim. Hazır mısın? Hazırım. Kazak kültüründe bunları yapmak çok doğal ama benim için çok sıra dışı. Başaracağım ama bir haftada bunu çalışıyorum, yapacağım. Başarabilirim. Поехал! Ну, давай, Ника! Давай, Ника! Acele etmeyin. Sırada at var. İşte başlıyoruz. Ata mı vurdum? Sorun yok değil mi? Özür dilerim. Atta bir sıkıntı yok değil mi? Tamam. Ah, bir şey yok. Ata vurdum zannettim. Ata vurduğumu sandım. Gerçekten. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ataman, nasıldım? Так. Ну что, попробуем. Madeni para mı? Ne yapıyoruz? Para mı yapacağız? Evet. Ha. Ben yapabilir miyim? Evet. Çok sert mi yoksa normal mi vurayım? Dobre. Dobre. İlk defa kendi paramı bastım. Devlet gibiyim artık. Alayım. Thank you. Teşekkür ederim ataman. Çok teşekkür ederim.
Kazakskому роду! Народу! Hedefi belirleyip yürü Nehar. Kırılan kemik sesiyle büyü. Amacın bugün başarmak olsun. Başarı senin en güzel yönünde. Kimine spor, kimine savaş. Atınca adımı gelecek başarı yanaş. Savaşır içimde hırsımla güneş. Fark etmez yüzümüz güleç. Öğrenim mücevher atım, sanatım bedenim yegane adım. Zekamın çınlayan sesi, damaklarımdaki başarı tadı. Oyunda değil ki bu yükü sırtında taşı. Açılır kaşın bazen gözyaşı. Bazen bir umut ringlerde dirsekler çürür. Bu yolda sakince Türkler de yürür. Kibrini yok et, kibrini yok et. Fiyakalı görün, 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 görün. Kibrini yok et, kibrini yok et. Fiyakalı görün.